4 3.99 falan değil yani 4.0 <laughs> E şimdi nerede master yapmayı düşünüyorsun? Şimdi bu sene Oxbridge e başvuracağım inşallah eğer olursa ama 4.0 ya Evet 3, 0, 4, yani size 0. biraz daha farklı evet. 3.7 ile 4.0 bizi aynı kefeye koyuyor First Class diye geçiyor evet. First Class ya, can. O kadar yıllar hızlı geçti ki değil mi? <laughs> ee, yani of. Şimdi ya, koskoca <laughs> avukat mı oldun yani? <laughs> daha olacağız abi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi galiba benim zoom kapatmam gerekiyor çünkü e, privacy falan filan ben bir daha giriyorum. Hayır ben sana yetki verdim bir dakika. Yok yok bilgisayardan dolayı. Ee, şimdi ya o zaman benim ben bana sordum. gönderdiğin yerden bana açın. Tamam olur. Ama benim geçmem lazım ya şeyleri siteleri o yüzden söylüyorum. Yok, ekran paylaşımından geçebilirsin slaytları. Ekran paylaştı. Ekran son. paylaştı dedim ama e, şey, ekranı kaydetmek ve paylaşmak için e, bir izin vermem gerekti. Onu vermek için de bir saniye... Ben sana hiç... izin ben veriyorum ben. şu an. Bir dakika istediğin kadar. Ve olmadığı <laughs> bana gönder. Benden yapalım. Bir saniye o zaman slaytı göndereyim. Mailini alırdın mı? Hemen şey edeyim. Yani 4 sıfırlık bir öğrenciyle karşı karşıyasınız. Size söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Can benim ilk öğren yani Oxford hedeflediğimiz ama iyi de oldu. Kings'e gitti. Ee, Kings'te de Elnat'tan yani aslında Elnat'tan o girdiğin zaman en yüksek skor senin de gibi hatırlıyorum. dönemde bilmiyorum ama iyi bir skor aldım. Evet yani hukuk fakültesi özellikle İngiltere'de hukuk isteyenler e zaten diğer hukuklar için böyle denkliğini sağlayadıkları sanmıyorum yani bir bokon açtı hukuk biliyor musun Can onları? Bilmiyorum Bocconi ile alakalı çok bilgim yok abi. Onu da bir ara bize bir dönersen Hı -hı. Bocconi hukukun Türkiye'de barolardan yetki alabilir mi alamaz mı? Seninkini Hı -hı. alıyorsun. Benimkinde o, bir iki sene ama denklik almam gerekiyor ben de hemen alamıyorum. Bir sene. Hayır, şu an iki sene yapsa yok. İki sene mi yaptılar? Bir sene yaptılar. Ben de gelip alacağım burada. Ama Ben e, sana gönderdim bu arada şeyi maila. E. Tamam canım, tamam. Bir de İngiltere'de Anayasa Mahkemesi başka olarak çıkarsan karşıma. <laughs> İnşallah bakalım. Ulan 4-0 yani. Ya ben seni biliyorum. Sen gitti gitmedim yani. 4-0'dan aldım bütün o işi. <laughs> Şey, zaten AP'lerin hepsi tamamdı yani. Hiç bir sekmedim bile. Doğru. Şey görebildin değil mi mail Tamam Gördüm gördüm indirdim. Alıyorum şimdi. Slide Sen... haline getireceğim. Zeki adamın şeyi hali ve yeri farklı oluyor. Bakış da. Ah be can. Vay be canım yani. Bizim o koridorlarda ders aldığın günler aklına geliyor da. Gönül ister ki koridorlarda vereyim ama işte. Git gel yapıyorum. Gönül ister ki orada vereyim ama artık internetten git gel yapıyorum. Ben iyi bir baristir o İnşallah. Tamam mı? Solistir, bir de balistir olacaksın değil mi? Aynen bu sene sosyallik sınavlarıma gireceğim işte. İyi, hadi bakalım. Sen ya bir öğrencimiz de Merkez Bankası'nda başladı ya. Türk öğrenci. Aa, öğrenci. eyvallah. Hadi. Yani öğrencilerim iyi şeyler yapıyor yani. Güzel, gurur duyuyorum. Evet can bize anlat şu İngiltere'de hukuku, ne yapılır, ne edilir. Orada okunur mu, okunmaz mı? Elnat nedir? <laughs> ben geçiyorum slaytları. Tamam, bir tane geçelim hemen. Tamam. Öncelikle Elnat nedirden bahsedeceğiz. Elnat, ya da National Admissions Test for Law ismiyle, Birleşik Krallık'taki bazı seçkin üniversitelerin hukuk lisans programlarına başvuran öğrencilerin girmesi gereken bir sınav. Bunları girdiğiniz IB veya SAT veya AP veya Türkiye diploma notunuzun Eki olarak Alnat adlı bir sınava girmeniz gerekiyor. Hukuk lisans programı. E, okumak istiyorsanız İngiltere'de. Bu bilgisayar tabanlı bir sınav. Ve Pearson bu sınav merkezlerinde veriliyor. Evden <laughs> katılım sağlanamıyor. E, tamamen bilgisayar üzerinden giriyor. E, Anlatı e, burada gördüğünüz üniversitelere girmek için girmeniz gerekiyor. E, bunların arasında Oxford, Cambridge, LSE, King's, UCL, Durham, Glasgow, Nottingham, Bristol gibi e, iyi üniversiteler var. Bu üniversiteler haricinde bir hukuk programı başvurmak isterseniz en azından Birleşik Krallık'ta e, LNAT sonucunuz gerekmiyor. Ama e, bu üniversitelere başvururken LNAT girmeniz lazım. Mesela orada Queen Mary'e, geçen gün bir benimle de şey oldu, danışmanı ona şey demiş e, Elnat gerekmiyor demişlerdi. Nerede? ama Hı. baktığım zaman Queen Mary'de tamam web sitesinde yazmıyor ama alması yani hukuk programı daha çok rağbet var çünkü. Elnat yani sonucu tabii ki farklı üniversitelere gönderebilirsiniz. Ama bu üniversitelerin hem web sitesinde hem de başvuru şartlarında bir sonucu almanız lazım. Tabii ki e, şansınızı düşürmez. Aksine yükseltir iyi bir anla e, skoru almanız. Farklı üniversiteler içinde. mesela Manchester bunların haricinde istemeyen üniversitelerden biri. Ama anla skorunuz var iyiyse başvurunuza katkı sağlar. Yani IB'den ve AP'den üçer tane beş alacak değil herkes veya yüksek ortalamayı evet. getirecek değil. IB skorunuz evet. olmadığı zamanla yapacağım? ...ELNAT'ı orada kullanabilirim diye düşünüyorum en azından. Avantaj sağlıyor bana. Aynen öyle. Evet. ELNAT sınavının yapısı. ELNAT dediğimiz sınav toplam 135 dakika sürüyor. Ve iki section var. Birinci seksiyonu reading. 12 tane okuma metnimiz var. Üzerinden toplam 42 tane çoktan seçmeli soru soruluyor. İkinci kısmı da essay kısmı. Size sınav boyunca... 3 tane koru başlığı verilecek ve bunların arasından bir tanesi seçilecek. 40 dakika boyunca açık uçlu soru olarak essay yazılacak. Sınav ee, sınavın kısımları bu şekilde. Senin essay puanın çok yüksekti. Araya gireceğim Can. Evet. <laughs> Niye borçlusun peki? Yani senin zaten yazı kalemin çok güçlü. Çok teşekkür ederim. Ersan seni tanısa kesin alır yanına. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Tanışıyoruz <laughs> ee, Ersan Hoca'yla <laughs> <laughs> Tamam yani... Ama o esey kısmını diğer tarafları insanlar böyle çok önüne koymuyor ama Hı -hı. bana hep şöyle diyordu. Tim diye bir Ernat hocamız vardı. Sen, sen tabii yetişemedin ona. Hı -hı. Bir Almandı. Dört tane C diyordu. Doğru mu bu tanımlama? Bir, kritik okuma. Kritik dedim. Arkasından kritik düşünce. Evet. Kritik sorgulama ve kritik decision. Sonra da bunları prezante edebilmek. Aynen öyle. Kritik <laughs> prezante. Zaten essay kısmından daha detaylı birazdan bahsedeceğiz. Essay kısmının e, essay kısmına gerçekten iyi bir not almanın yolu e, hukuki bilgiden veya ondan bundan e, vesaire geçmiyor. Daha çok e, bir insanın gerçekten mantıklı argümanlar üretmesi ve kendi savunduğu pozisyona karşı verilebilecek tepkileri de öngörerek bunları mantıklı bir şekilde çürütmesinden geçiyor. Aslında bütün olayı bu. E, birazdan daha detaylı bahsedeceğiz. Senin matematiğin de 5'ti. Ben çok kıskanıyorum. Sana matematikçi ol falan diyordum ama <laughs> orada orada kurduğun o mantık bir de edebiyat birleşince muhteşem bir avukat çıktı karşına. Çok teşekkür bir de ederim. Bir 4 çıkmış ya. Ulan 3.99 yapar. sıfır ne ya? <laughs> Aslan parçası senin. Ee, reading kısmında dediğim gibi 12 tane metin olacak. 42 tane soru gelecek 95 dakika. Her metinle alakalı yaklaşık 3 ila 4 soru gelecek. Tabii bu 5 de olabilir. Ama genelde üçten az soru sorulmuyor. Bu metinlerin e, sorularında metinde kullanılan kalıpların anlamı, metin bütünlüğünde bulunan ana fikir, alt metin yazarın düşünceleri e, gibi konularla alakalı sorular içeriyor. E, öğrenciden herhangi bir hukuki bilgiye sahip olması istenmiyor. Bu önemli ve bununla alakalı çok fazla soru alıyorum. Elnat Al sınavına gireceğim, e, hukukla alakalı neleri bilmem lazım ...herhangi bir kitap okumam lazım mı vesaire... ...tabii ki güzel olur... ...özellikle essay kısmında sizin için çok yararlı olur... ...ama... ...LNAT dediğimiz sınava... ...hazırlayan kişiler sizin... ...daha önce hukuk okumadığınızın farkında... ...ve bu sınav buna göre hazırlanıyor... ...tamamen kritik ve analitik düşünceyi ölçen bir sınav... ...bu yüzden... E, ...hukuki bilgi... ...istenir kafasıyla yaklaşmayın... ...ne reading'de ne essay'de böyle bir şeyin gereği yok... ...tabii ki sizi ileri geçirir... ...tabii ki öne çıkarır... Ama e, bu bir zorunluluk değil. Özellikle Reading School'da. E, ve ikinci bir nokta soruların birden çok doğru cevabı olabilen bir sınav. E, anlat ki zaten bu yüzden bu kadar. insanlar zorlanıyor. Ve öğrencinin sorunun temeline göre en doğru cevabı seçmesi gerekiyor. Çünkü e, birden çok iki ya da hatta üç tane bile doğru cevap çıktığını biz görüyoruz sınav sırasında. Evet. Ve aslında bunun oltası da zaten e, soruyu metne göre şunu diyebilmek. Evet A doğru ama C daha uygun bu e, verilen metne ve verilen soruya göre. Zaten bunun üzerine çalışıyoruz biz Ver veri hastalığı. Peki şey soracağım. Şimdi Elnat'a Agnita isteyen çocuklar 9'lu Elnat'a çalışmaya başlayayım diyor ama ben veya 10'da Şimdi bu SAT, SAT'de de böyle sorular var. Sen de yaptım yaptın. SAT puanı da yüksekti. Kaç almıştın? 25'in üstünde 540. Tabii yani. Bir de tek giriş. Ee, evet. Şimdi o zaman SAT'ye çalışman senin en nata çalışmana faydası oldu mu? SAT'ye çalışmanın kesinlikle en çalışmana şöyle faydası oldu. SAT'de verilen her ne kadar sorular ve ...passage'lar da benzese de... ...aslında Elnat'ın düşünme mantığı bir tık daha farklı. Çünkü Elnat sizden... ...okuduğunu anlamanın yanı sıra... ...analitik düşünmeyi de gerçekten çok... ...ön plana çıkaran ve en ana... ...zaten e, isteklerinden bir tanesi... ...bu olan bir sınav. SAT'de okuduğum... ...passage'lardaki soru tiplerinin... ...çok benzerleri Elnat'ta çıkıyor ama... ...aynı zamanda farklı e, birkaç tane daha... ...tip ekleniyor. Zaten bunu... ...sınav pratiği yaparken daha net görebiliriz. E, bu passage'ları... Okuma ve okuduğunu anlama konusunda çok fazla faydası oldu SAT'nin bana. Ve bu e, benzer soru tiplerinde de bir pratik olması açısından e, evet şey oldu, faydası oldu. E, Ese kısmına geçersek. Geçtim. <laughs> Abi, bir önceki sayede gelebilir miyiz? Tamam. Üç tane açık uçlu soru arasından bir tanesini seçeceğiz ve bir esay yazacağız. 40 dakika süremiz var. Üç açık uçlu sorudan bir tanesini seçmeyi <laughs> ilk sınava başladığımızda yapıyoruz çünkü 40 dakika çok kısa bir sınav, çok kısa bir süre. Bir tane soru seçiyoruz, bir tane pozisyon seçiyoruz ve yazmaya başlıyoruz. Sorular genellikle Birleşik Krallık veya Dünya gündeminde yer alan konularla alakalı. Bu özellikle son senelerde. Yani son yaklaşık 5 yılda sansür, kürtaj, yapay zeka gibi konulardan çok fazla sorular çıkmaya başladı. Hatta benim yaptığım, benim yazdığım esey de yapay zeka ile alakalıydı. Bu konulara şu anda çok fazla odaklanıyor alnat sınavı. Tabii bununla beraber herhangi bir konuda soru verilebilir. Böyle bir kısıtlama yok. Bu sadece bir yol gösterim. Daha bir örüntü. Kelime sınırı yok. Eseniz istediğiniz kadar kelime de yazabilirsiniz. Kendi e, argümanlarınızı yeterince geliştirdiğinizi düşündüğünüz noktada bırakabilirsiniz. Süre kısıtlaması sebebiyle yaklaşık 500 ile 750 kelime arası bir cevap yazmanızı yazmanızı tavsiye ediyorum. 600 kelime güzel bir hedef. Çünkü 600 kelimeyi düzgün bir şekilde yazdığınızda hem e, yeterince konunun 2 veya 3 tane veya 4 tane ana başlığından bahsedebilirsiniz. Hem e, bu savunduğunuz pozisyonun, savunduğunuz pozisyona verilebilecek e, karşı argümanları çürütmeye yeterli sayıda kelimeniz olur. Hem de önemli bir nokta, fazla yazacağım diye e, kendi eseyinizi sulandırmamanız da çok önemli. Anlatırsaydım da. Çünkü evet, fazla yazmak ve fazla konular fazla konudan bahsetmek iyi bir şey olabilir. Ama alakasız noktalara kaçmaya başladığınızda ve soruya cevap vermediğinize gördüğünüzde, kendi kafanızda oluşturduğunuz bir nosyondan devam ettiğinizde, bu eseyne kuyucusunu e, fark, hani kötü bir not vermeye sürükleyebilir. Kompakt ve başarılı bir ese yazmak sizin için gayet yeterli. Bunu da 600 kelime de yapabilirsiniz tekrar söylüyorum. Sorulan soruya bir argüman oluşturarak cevap veriyoruz. Kendi savunduğunuz pozisyona karşı geliştirebilecek karşı argümanları da değerlendiriyorsunuz. Konu çıkmıyoruz. Tekrar öğrenciden herhangi bir hukuk bilgisine sahip olmasını istenmediğini vurguluyorum. Ancak kendi savunduğunuz pozisyonu genel hukuki veya vicdani temellere dayandırmanız, insan hakları olabilir, özgürlükler olabilir, mesela e, uluslararası anlaşmalar olabilir, daha iyi bir ...not almanızı yol açacaktır. Çünkü bu demektir ki gerçekten e, karşındakine ikna edici bir ese yazıyorum... ...ve e, bunu gerçek hayattan da örnekler vererek pekiştirebiliyorum. Bu kısım önemli. Elnat sınavına yılda yani eğitim öğretim yılında Eylül ve Haziran arası bir kez girebilirsiniz... Sonuçların seneler arasında taşınmaz. Bu sebeple sınava üniversiteye başvuracağınız sene girmelisiniz. 11'de veya 10. sınıfta girdiğiniz ELNAT skoruyla üniversite başvurusu yapamazsınız. Eğer 12. sınıfta okul biter bitmez başvurmak istiyorsanız ve 12. sınıfta başvurularınızı hazırlayacaksınız. Bu sebeple 12. sınıfta ve bir kez girebilirsiniz ELNAT sınavına. Ee, tarihler önemli. 4 tane farklı tarih var en azından bu seneye kadar bu bu şekilde ilerledi. Oxbridge Deadline'ı, Oxford ve Cambridge'in Deadline'ı her sene aynı tarihtedir. 15 Ekim'e kadar Yukas başvurularının yapılması gerektiği sebebiyle 15 Ekim'e kadar en azından girmiş olmanız gerekiyor. Kings LSE ve UCL başvurularınızda 31 Aralık tarihine kadar girebilirsiniz sınava. Bristol Vedar'ın başvurularında 20 Ocak'a kadar sınav başvurunuzu yapmanız lazım ve 29 Ocak'a kadar sınava girmeniz olmanız gerekiyor. 29 Ocak da dahil buna. Diğer üniversitelere başvuracaksanız, burada yazmayan adı herhangi bir üniversiteye başvuracaksınız 20 Ocak'a kadar sınav başvurusu yapmanız, 25 Ocak'a kadar da sınava girmeniz olmanız gerekiyor. 25 Ocak dahil. Ee, şu ana kadar... Reading ve essay kısımlarından konuştuk. Bu da ne, e, üniversitenin sizden ne beklediğini biraz daha gerçeğe dökmek için... E, ...istatistikleri koydum buraya örnek okullardan. 2022'deki Elnat Reading istatistiklerinde... ...Oxford Üniversitesi'ne giren yani hem e, yazılı kısmı hem de mülakat kısmını geçen... ...öğrencilerin ortalama Elnat okuma skorları 42 soru üzerinden 28 doğru... LSE'ye giren öğrencilerin ortalama skorları 42 soru üzerinden 26 doğru. Bristol'a e giren öğrencilerin ortalama skorları da 42 soru üzerinden 23 doğru. Yani yaklaşık bu çerçevede notlarla bu skaladaki üniversitelere girmek e, mümkün. Essay kısmı açık uçlu soruları içerdiği için bu kısmın ortalaması üniversiteler arasında farklılık gösteriyor. Oxford'un e, numerik bir kendi notlama sistemi var. Diğer üniversitelerde bu bazıları numerik olarak tekrar sizin essay puanınızı yazıya döküyor. Bazıları da iyi ve kötü kısımlarını alıp e, genel bir değerlendirme yapıyor yazılı olarak. Bu üniversiteler arasında değişiyor. Çünkü reading gibi dört tane bir tanesini seçmiyorsunuz ve açık uçlu bir essay yazıyorsunuz. Ve bunların okuması da okullar tarafından yapılıyor. E, Üniversitelerde hukuk programlarına başvuran öğrencilerin anlat sınavı sonuçlarına fazlasıyla önem veriliyor. Bu yüzden bu sınava hazırlıksız girilmemesi lazım. Genel bir tanıtım olarak bu webinarı size vermek istedim çünkü anlat sınavı hem bir kere girilen bir sınav olması sebebiyle tabii ki SAT gibi değil veya KP sınavları gibi değil. Tekrar giremiyorsunuz bir sene içerisinde ve 12. sınıfta sadece bir kere girebiliyorsunuz başvurduğunuz için. Bu yüzden önemli bir sınav. Ve yumurta kapıya dayandığında bir ay veya iki ay kala e, sınav hazırlığına başladığınızda potansiyelinizin çok daha düşük bir altında bir e, skor alırsanız bu üzücü olur. E, çalışmayla asla yapılamayacak bir sınav değil. E, ben bizzat Kings'de okudum ve ben eğer bunu yaptıysam siz de yapabilirsiniz. yapamanız için hiçbir sebep yok. Ama bunun düzgün bir şekilde çalışma programına oturtulması gerekiyor. Bir de yani şunu da söyleyeyim. Senin en bitirmiş olman da King's'te yani bu kadar büyük bir ortalama yapmanın da bence büyük bir faydası sağlıyor bence. Kesinlikle. Yani çünkü İngiltere demek hep böyle esey makale üzerine kurulmuş bir yapı. Ödevler, projeler vesaire şu şusu busu her şeyi var. Şimdi peki bazı danışmanlıklar diyor ki okul danışmanları da ya çocuğum en girme. Hı hı sana lazım değil. Yani bu düşünce ne kadar doğru? Bu düşünce çok yanlış. Eğer hukuk oku yani eğer çocuk hukuk okuyacaksa çok yanlış. Tabii ki e, tıp okuyacak birisini anlata sokmamıza gerek yok. Ama eğer birisi hukuk okuyacaksa az önce saydığım üniversitelerin hepsi anlat skoru sizden istiyor. Bu şey değil. Eğer başvuruna koyarsan iyi olur bir skor değil. Bu zorunluluk. Bu yüzden gerçekten İngiltere'de iyi bir hukuk fakültesi hedefliyorsanız ve gerçekten en iyileri genellikle anlat istiyor. Tabii ki exceptionlar var. Edinburgh gibi, Manchester gibi vesaire vesaire ama ...yüzde %95 oranında iyi bir hedefiniz varsa bu sınava girmeniz gerekiyor. Kaçarı yok. Yani ya. En azından buna çalışmış olmanın orada okurken daha daha rahat etmene sorun. Gerçi İngiltere'de herkesin diploma veriliyor ama Evet. Sadece iş bundan ibaret değil. Değil. Gerçekten iyi şeyler de yapılacak. Ben sorular varsa alayım. Yani e, İngiltere'de hukukun... Peki İngiltere'de hukuktan bitirdin. Türkiye'de nasıl denklik saydırıyorsun? Onu da araştırmışsındır. Araştırdım. Hatta iki gün Ankara'ya gidiyorum. E, yüksek Öğretim Kurulu'na. E, denklik sürecini başlatmak için. Şöyle. İngiltere'de hukuk fakültesini bitirdikten sonra diplomanızı ve transkriptinizi alıyorsunuz. Bunların resmi olması gerekiyor. İnternetten çıkaramazsınız Artı e, birkaç tane daha evrak toplayarak e, okuduğunuz sürece giriş e, ülkeye giriş çıkış yaptığınız pasaport gibi evraklarınızı da toplayarak Ankara'ya gidiyorsunuz. Yüksek Öğretim Kurulu'nun merkezine. Denklik sürecini başlatıyorsunuz. Denklik komisyonu sizin başvurunuzu inceliyor ve Türk hukukuna olan e, uyumunu analiz ediyor. Buna göre de size bir e, ek alınması gereken ek ders şeyi çıkarıyor. Ek ders programı çıkarıyor. Ee, şu an e, neyse buna birazdan bahsederim. bahsedelim ve bu ek dersleri bir devlet üniversitesinde genelde bu hukukun temel dersleri oluyor Türkiye'de çünkü İngiliz ve Türk sistemleri çok farklı ve Türk hukukunu temelden öğrenmeniz gerekiyor. Eee icra -iflas olur, e, medeni hukuk olur, borçlar olur, anayasası olur vesaire vesaire. Bu dersleri aldıktan sonra başarıyla verdikten sonra devlet üniversitesinde e, İngiltere'de aldığınız hukuk diploması amasını Türkiye'de saydırabiliyorsunuz. Bu da genelde şu an iki, bir buçukta iki seneci var sürüyor. Ee, şöyle bir haber çıktı yakın zamanda. Bu herkesin kafasını karıştırdı. 15 Mart tarihinde geçen haber bu senenin e, ilk 400 dünyanın ilk 400 sıralaması içinde olan üniversitelerinde evet. hukuk okuyan öğrencilerin e, ve yeni giren öğrencilerin. E, okuduğu bölüme bakılmaksızın doğrudan denklik verilecek diye bir haber çıktı. Ee, bunu siz biliyor musunuz? Şükrü Bey bilmiyorum. Ben yani. bunu bizzat YÖK'le de konuştum. Böyle bir şey yok şu an. Ee, şöyle var. YÖK tarafından verilen denkliğin hala avukatlık kanunuyla örtüşmesi lazım ve YÖK buna denklik Abi. verse de avukatlık Diğer kanun... de biliyor musun? Efendim? Diğer dallarda yapabiliyorsun. Evet ama işte, avukatlık kanunu hukuka Olabilir. özel bir kanun evet. olduğu i̇ki için... Sene, i̇ki sene hukuka. mi sen şimdi okuyacaksın? Ben burada bir buçukla iki sene arası okuyacağım. Şu anda gelmedi bana yoktan cevap ama e, öyle görünüyor yani. Aynen. Ya, aynen. Ama yani neyse, İngiltere, hem İngiltere'de avukatlık yapabileceksin hem de Türkiye'de. Evet. O da güzel bir şey yani. Aynen. Yani evet, çok böyle hukukçu şeylerimiz oldu öğrencilerimiz şu andan ben mesela şirket birleşmeleri yapanları biliyorum ispiçte birleşmiş Milletler'de çalışanı biliyorum e, ne diyeyim işte hukuk üzerine işletme master yapıp da yurt dışında gayet güzel yerlere gidenleri görüyorum e, bakalım yani hayırlısıyla ne olacak bakalım hadi bakalım soru varsa alayım e, yoksa soru da... varsa evet Ekonomi okumayı düşünenlerin el sınavına girmesi tavsiye ediliyor mu? Eğer hukuk fakülte el sınavı hukuk lisans fakültesine girmek isteyen öğrencilerden istenen bir sınav ve eğer e hem hukuk lisans hem de eğer özel bölüm okuyacaksanız PPL gibi mesela Philosophy, Politics and law e Kingsley olan bir bölüm başka üniversitelerde de bazen bunun e benzeri bölümler tabii ki oluyor. Eğer içinde hukuk geçen bir bölüm okuyacaksanız ve sizin bundan sonra avukatlık yapmanıza e, ön koşul olan bir bölüm okuyacaksınız. Mesela PPL'den çıkıp direkt olarak baro barosan yapabilirsiniz baristerlik için. Ve PPL, PPL başka de... diye bir bölüme gidiyoruz. Onu bir anlatayım. Partisi politika, ekonomi ve hukuk. Hem ekonomi hem de hukukçu oluyor. O da güzel. Evet. E, bu, bu bölüm için de gerekli olan üniversiteler e, var. Kings bunlardan bir tanesi diyebiliyorum. Ama sadece ekonomi okunacaksa Alnasına bulun için bir gereksinim değil. değil. Yani hukuk, yani ekonomi okuyacaksanız, yani Oxford artık mat sınavını zorunlu kılıyor. Aynı. E, Cambridge de Tüma, Imperial'de ona geldi. Yani sizin laf yerine e, mat ve Tüma gibi soruları yapmanız lazım sınavlar. E, bunlara çalışmanızı şeyleriz Yani artık İngiltere tamamen sınava girmeye başladı. Hiç öyle direkt şeyler yapmayacak. Evet. Ve e, şu önemli. Gerçekten okumak istediğiniz bölüme göre bir e, başvuru oluşturmanız lazım. Daha kariyerinizin çok başındasınız ve bu üniversite başvuruları önemli bir alan. Eğer hukuk okuyacaksanız anlata girmeniz lazım. Eğer business okuyacaksanız veya dediğiniz gibi şey okuyacaksanız... ...bu sınavların araştırılması ve buna göre çalışılması gerekiyor. Peki hukuk okuyup üzerine işletme masterı da yapabilirdin. Onu niye tercih etmedin? Ama sen yok sen zaten katı bir avukat olmak isteyen birisin sen. Ee, Ama bu, bunu yapan öğrencilerim de oldu. Benim çok yakın bir arkadaşım aynı zamanda King's'den benim dönemimde... Ee, Mezun oldu ve bu sene master'ını yapıyor. Banka ve finans üzerine yapıyor. Banka evet, finans Çok değil, değerli direkt. oluyorsunuz. Bunu yapabilirim ki bunu da zaten şey yapıyorum. Bunu düşünüyorum ama master'da... Daha ben master başvurularımı yapmadım. Bu sene yapacağım. Bu tarz bölümlere de başvuracağım zaten. Bir de... Öyle yani. Hadi bakalım. Tamam başka soru varsa alalım. Ben Can'la böyle hasret giderdim. Uzun zamandır <laughs> görmedim Can'ı. Eee... Gurur duyduğum bir öğrenci 4-0'da diploma getirmiş kerete. Yani 4-0'yı ya. <laughs> yani. Ama hep böyledir o. Hiç AP'den hiçbirinden sekmedi. Bir tane bile 4'ün yoktu diye hatırlıyorum. Hepsi 5'ti. Yok benim iki tane dördüm vardı. Hangisi ya? Uh, Makro ve komparatif uh, görmez. Aaa. Evet. Ondan sekmiş lafız yok o zaman. 4-0 demeyelim de 4-0 bir de iddialı oluyor. First class diyelim. First class. Abi o da zor. İngiltere'de first class olmak çok zor bir şey. Biliyorum yani. İyi O zaman Can, Adif gördüğüme sevindim. Can bizde işte arkadaşlar yani özellikle son sınıfta veya 12-11'de olan arkadaşlar Can'la itibatta olabiliriz. Yani Elnat'a da başlayabilirsiniz. Hem Elnat hem SAT'yi bir arada götürmenizi 11'de tavsiye ederim. Ee, bunları ben de, Bunu ben de e, söyleyeyim. Elnat evet yapılabilecek bir sınav ama ne kadar zamanımız varsa o kadar iyi. Çünkü e, hem Türk eğitim sisteminde hem de çoğu yabancı sınavlarda Elnat'ın mantığına yakın bir mantıklı bir sınav ben göremedim en azından benim yaptıklarımda. Çünkü farklı bir e, skill set istiyor. Farklı bir bakış açısı istiyor ve bunu e, vermek için ne kadar çok zamanımız olursa o kadar iyidir. Hani 11'de eğer 12'de gelecekseniz lütfen tabii ki e, yapabildiğimizi kesinlikle yapmaya çalışıyoruz sonuna kadar. Ama e, erken başlarsak e, daha çok yol alırız. Eyvallah Can. Hadi görüşürüz. Ben bu kaydı da paylaşacağım. Şimdi tamam. toplantıyı bitiriyorum. Tamam Hadi bakalım görüşürüz. Umarım fayda olmuştur herkese. Tamam. Hı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.